Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Dünya tam olarak Covid-19 salgınından kurtulamamışken yeni bir krizle karşı karşıya. Enerji krizi aynı zamanda Covid-19 gibi dünyaya çok pahalıya mal olacakken, en basitinden bu kış doğalgaz ve elektrik faturaları tüm dünya vatandaşları için sorun oluşturacak. Enerji krizi hakkında sizlere Bloomberg'te yazılan detaylı bir analizi aktaracağız. Bloomberg'te yer alan senaryoya göre Mayıs 2020'den bu yana gösterge doğalgaz vadelerinde %1300 artış olduğunu gösteriyor. Avrupa'da stokların tarihi dip düzeyinde olması nedeniyle soğuk bir kış geçirilirse elektrik kesintilerinin yaşanmasından bahsedilmiş. Çin Halk Cumhuriyeti'nde hane halkına enerji arzında öncelik verilmesi sebebiyle çip üreticileri ve alüminyum üreticileri de dahil olmak üzere sanayi genelinde fabrika kapanmalarının yaşanması bekleniyor. Çin'in seramik, cam ve çimento üreticileri fiyatlarını artırarak maliyetleri müşterilere yansıtıyor. Tedarik zincirleri artan enerji maliyetleri sebebiyle daha da zor durumda. Gıda fiyatları bu sıkılaşmalarla ve karbondioksit darboğazıyla birlikte daha da artabilir. Dolayısıyla enflasyonun rekor düzeylere gelmesi bekleniyor. Enerji faturasının yükselmesi kamuoyunda rahatsızlık oluşturarak krizi siyasetin önemli gündemlerinden birisi haline getiriyor. Pakistan ve Bangladeş gibi bazı ekonomilerde yakıt fiyatlarının karşılanamaması durumunda özel sektör faaliyetlerini durma noktasına getirebilir. Avrupa'da 70 euro aşan gösterge doğalgaz fiyatları sonrasında gübre üreticileri kepenk kapatmaya başladı. Karbondioksit arzını da vuran bu kapanmalar hayvancılıktan çimentoculuğa, nükleer santralden içecek sektörüne kadar çok fazla birimi etkiliyor. Çevre hedefleri nedeniyle kömür büyümesi hız kesen Çin'de yerel yönetimler sanayiye verilen elektrikte kısıtlamalar getirmeye başladı. Dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti Rusya'dan yoğun miktarda kömür tedarik etmek istiyor. İngiltere'de birçok enerji şirketi batma noktasına gelirken hükümet enerji şirketlerine devlet kredisi vermeye başladı. 8000 akaryakıt istasyonunun büyük çoğunluğunda panik alımları nedeniyle yakıt kalmazken Başbakan Boris Johnson kaosu engellemek için istasyonlara askeri güç konuşlandırdı. İngiltere'de Sağlık Derneği çalışanlarının yakıt sıkıntısı nedeniyle işe gidemeyeceği ve sektöre öncelik verilmesi gerektiğini söylüyor. Güney Kore 8 yıldır ilk kez elektrik fiyatlarını arttıracağını söyledi. Eylül ayı başında elektrik faturaları giderek artan İspanyollar da sokaklara dökülürken 2020'de 1 megawatt elektriğe 40 euro ödeyen İspanyolların bu sene aynı enerji için ödeyeceği bedel 115 euroyu aşmış durumda. Fransa'da enerjiden elde edilen yüksek kazanca olağanüstü vergiler getirildi. İtalya ve Yunanistan'da hükümet hane halklarını korumak için önlemler alıyor. İtalya'da halka yansımaması için özel vergi indirimi de yapıldı. Brezilya'nın doğalgaz ithalatı da Temmuz'da tarihi rekor düzeye ulaştı. Tabii ki de enerji ithalatçısı olan ülkemizde bu durumdan oldukça kötü etkileniyor. Bunun en başında elektrik faturaları, doğalgaz faturaları ve market fiyatları dikkat çekiyor. İtalya'da hane halkı elektrik fiyatları önümüzdeki çeyrekte %29 artacağı için devlet dediğimiz gibi önlem almış durumda. Çin kömür kıtlığı nedeniyle şehirleri elektriksiz kalacağı için Rusya'dan acil olarak 3 katı elektrik talep ediyor. Türkiye'de EPDK'dan elektrik satış fiyatlarına ilişkin açıklamalarda 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik şu an itibariyle olmayacağı belirtilse de önümüzdeki aylarda rekor zam bekliyoruz. Yine İngiltere'de yakıt krizinin geldiği son noktayı görmektesiniz. BOTAŞ'ın internet sitesinde Ekim ayına ilişkin tarife tablosu da yayınlanıyor. Konut aboneleri için gaz dağıtım şirketlerine uygulanan tarife değişmezken sanayi aboneleri ve elektrik üretim santralleri tarifesine %15 zam yapıldı. Dolayısıyla bu da her alanda halkımıza yansıyacak. Türkiye'de sanayi ve elektrik üretim tesislerine zam yapılması zaten çok yüksek olan enflasyonu daha da arttıracak gibi gözüküyor. Avrupa doğalgaz pazarında sallantılı bir dönemden geçerken Türkiye Türk Akım'ın devreye girmesinin ardından kendisini fiyatlara rağmen güvende hissediyor. Vladimir Putin'le yapılan anlaşmadan bahsedilmiş.
Türkiye, Türk Akım Gaz boru hattı sayesinde gaz bilançosundaki dengeyi oturtmayı başarsa da sadece gaz anlamında sıkıntı yaşanmayacak, yani fiyat anlamında bir garanti verilmiyor. Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Alexey Gribach bu konuda şöyle diyor: Türkiye, Türk Akım Gaz boru hattı sayesinde dengeyi oturtmayı başardı şeklinde açıklamada bulunuyor. Avrupa ülkelerinin çok yüksek seviyelerde zam yaptığı dönemde Türkiye'de zaten pahalı olan doğalgaz ve elektriğe şu an itibariyle zam yapılmaması nispeten iyi bir gelişme. Yine tarımda gübre krizi de yaşanıyor. Kimyevi gübrelerin içeriğinde vazgeçilmez olan azot doğalgazdan elde ediliyor. Pandemi nedeniyle çoğu kömür termik santrallerin kapanması, kuraklık nedeniyle düşen hidroelektrik üretimi doğalgaz tüketimini artırırken artan talebe arzın yeterince cevap verememesi doğalgaz fiyatlarının spot piyasada katlanarak artmasına neden oluyor. Bu yüzden İngiltere'de iki gübre fabrikasının kapandığı belirtiliyor. Elbette tüm bunların üzerine diğer ham madde fiyatlarına yaşanan fahiş artışlar ve bizdeki kur etkisini de ilave etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda en çok kar eden ülkenin şimdiden Rusya olabileceğini söyleyebiliriz. Rusya tarihinde ilk kez Ukrayna'yı geçerek Macaristan'a gaz tedariğine başlamış durumda. Rekor miktarda Macaristan'a gaz tedariği olduğu belirtiliyor. 28 Eylül'de Fatih Dönmez tarafından, yani bakanımız tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından yapılan duyuruda Tuz yapılarında inşa edilen dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Tesisinin %51'inin de tamamlandığı duyuruldu. Tamamlandığında Türkiye'nin toplam doğalgaz depolama kapasitesinin yarısını karşılayacağı dolayısıyla önemli bir tesis olması bekleniyor. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un İtalya'da iklim ve gençlik temalı toplantıya katıldığını da hatırlatalım. Yine Milano'da PireCOP26 toplantısı da gerçekleşiyor. Milano Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin yanı sıra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve ABD İklim Özel Temsilcisi Kerry de katılıyor. Bu kapsamda demin saydığımız konuların hepsinin görüşülmesi bekleniyor. Özellikle dünyada önde gelen zengin devletlerin bu konuya ilişkin 100 milyar dolar tahsis etmeye söz verdiğini anımsatan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu sözün tutulması ve aynı zamanda Paris İklim Anlaşması'nın desteklenmesi gerektiğini belirtiyor. Ev sahibi Başbakan Draghi açılış konuşmasında küresel ısınmada 1,5 derecenin altında kalmaya olan bağlılıklarını dile getirdiği de yazılmış. Evet dostlar, sizlere bu kapsamda çok sayıda gelişmeyi aktardık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.